Kadran adamı, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde de sizlerle ve altımızda yakın zamanda aldığımız 2020 model Ford Mustang Shelby GT500 var. Ve bu canavarı modifiye edeceğiz. Sonra atacağız kendimizi yollara. Araba normalde lacivert koyu mavi olarak gelmişti ama abi ben Mustang'lere kırmızı çok yakıştırıyorum. Zaten kırmızı da en sevdiğim renk bildiğiniz gibi arkadaşlar. O yüzden bu arabayı kırmızı renge çevirip camlarını filmledim. Onun dışında hiçbir şeye dokunmadım. Şimdi hepsini baştan yapacağız. Direksiyonla oynayacağız. Direksiyon kamerası olmamasına rağmen kulakçıklardan Tiptronic olarak oynayacağız. Çünkü araba orijinalinde de o şekilde. Hadi abi şu canavarı artık bir modifiye edelim. Evet. Şimdi ben modifiyeye başlamadan önce her zaman gibi bir kontrol ettim arkadaşlar. Motorunu sürekli değiştirmek gerçekten hoş olmuyor. Ayrıca bu motor üzerindeki motordan çok daha fazla bir performans da vermiyor. O yüzden üzerindeki motoru tutacağız. Araba tabii ki de arka dentişli kalacak. Burada çift turbo seçeneğimiz var. Her ne kadar bu aracı supercharger'da yakıştırsam olsun abi, çift turboyu yapalım. Bunların hepsini ağzına kadar her zamanki gibi dolduruyoruz. İşlemin sonunda yaklaşık bu canavar 1175 beygir güçlere ulaşacak arkadaşlar. Ben her zaman onları kontrol ediyorum ancak onaylamadan çıkıyorum birlikte yapalım diye. Yol tutuş nasıl olacak? Arabayı ne kadar zapt edebileceğiz? Çok merak ediyorum. Ama araba gerçekten, hani bir tabir vardır ya, gerçekten yılan gibi abi. Yılan gibi görüntüsü filan muhteşem oldu bu renkle. Yarış tipi. Drift'e yönelik bir ayar yapmıyorum. Evet abi, hafifletmek çok önemli. Araba 1482 kiloya iniyor ve bence bu kilo bu güçler için çok ideal. Şu aracı bir yaptıktan sonra free roam'a döndüğümüzde şu etrafında dönerken gerçekten çok keyif alacağız diye tahmin ediyorum. Zaten yarış tipi lastik bileşeninde, o yüzden buraya dokunmuyoruz. Önü 305 taban tutuyorum, arkayı da yaratık ya, 335 taban abi. Jantlar, üzerindeki jantlar zaten en hafif jantlardan biri, daha hafifi yok. O yüzden orijinal jantına dokunmayacağım. Ancak 20'den 21 inçe çıkartıyorum abi, çünkü yılan gibi ya. Abi şu offset işi zaten bizi bizden alıyor biliyorsunuz. Arabanın görüntüsünü direkt birinci elden değiştiriyor yani. Buralardan hiçbir şeye dokunmayacağım abi. Gerek yok. Evet, belli olmuyor yaptığımız aslında ama yok abi. Gene de yapmıyorum. Bu şekilde tutuyorum ve hazırız. Bir dakika ya. Evet abi, şimdi oldu. Arada bakarken bakıp geçmişiz hafifletmeyi. Araba 400 kilodan daha fazla zayıfladı ve 1,5 katı gücüne falan ulaştı. Stok haline göre, fabrika çıkış haline göre. Hadi abi yola atalım kendimiz artık. Abi bu nedir ya? Acayip bir görüntüsü var abi arabanın ve hani siyah dokunuşlar zaten fabrika çıkışlı olarak gelen kırmızıyla da birleşince çok acayip bir görüntü oluyor ya. Çok güzel olmuş abi. Yandaki Cobra logolarını da görmedim zannetmeyin yani ha. Of 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 of. Abi ses mes çok iyi ha. Şuna bakar mısın ya? Aga. Yılan gibi bu ha. Çok iyi abi. Her eve lazım. Ne güzel de gürültü çıkartıyor ha. Yani zaten bir kobra olduğu için kendilere yılan demenin bir mahsuru da yok. Bence çok da yakıştı. Otobana kadar böyle gideceğiz tabii ki de. Otobanda artık Allah ne verdiyse. Çok tatlısın ya. Gerçekten bu kasaya bayılıyorum abi. Bu
kasaya kadar olan kasalar çok çok fazla hoşuma gitmiyordu aslına bakarsanız Mustang'te, ama bu kasa gerçekten çok acayip. Ben hazırım. Çok iyi aga. O virajı alamayabiliriz evet, ama benim meşhur virajı az sonra gelecek olan. Orada bir gaz keserim abi. Patlatmak istemiyorum bu canavarı. Burası. Abi sesi, nesi, tipi falan muhteşem bir şey ya. Yani bu araba olsun, bu sesi olsun gerekirse 200'ü geçmesin ha. 7 var mı? 7 de var. Güzel. Şimdi otobanı dönerken her zamanki gibi biliyorsunuz abi, içeriden döneceğiz. İçeriden kullanacağız. Öyle gideceğiz. Abi sesi çok iyi ya. Çok tatlı gürlüyor ha. İzolasyonu çok iyi yapmışlar sanki. Az ses geliyor içeri. Bunda da ETS'deki gibi camı açabilsek güzel olur da. Döşemeyi deldim tabiriyle. Gazı dibine kadar basıyorum abi. Bir 400 göreydin be. Abi viraja geliyoruz ama viraja alamayız ya. İstiyorsanız deneyelim abi. Oo, yalnız çok hafiften gazdan çektim ama efsane oldu ha. Son anda kurtardık. Çok gerçekçi, çok güzel oldu abi. Beklemiyordum bunu. Hafif bir çektim ama. Ama çok hafif. Son saniyede tekrar. Oo, siz nereden çıktınız ya? Bu oldu mu abi? Hayali araba. Son saniye arkadaşlar. Tekrar araba kendini bırakmak üzereyken gazdan çekip tekrar bastım ki yola tutunsun diye. Onun haricinde bayağı hakkından geldi. Oğlum bu bir tuzakları mı kuruyorsunuz bana? Oo, bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum ama hiçbir ayar yok. Araba da güçlü. Her şey el alışmasıyla alakalı abi. Hakkını verdik. Hakkını verdik aga. Bir de drift ayarı olsa efsane drift yapar bu araba. Direksiyonla 900 derece oynadığımı tekrardan hatırlatıyorum. Soranlarınız oluyor arkadaşlar. Yani direksiyonla drift yapmak bu oyunda gerçekten bayağı tecrübe istiyor. Alışmak gerekiyor. Bir anda direksiyonu aldığın gibi drift yapamayabiliyorsun yani. O yüzden ona hazırlıklı olun. Yani sabırlı olmanız gerekiyor birkaç ay. Gece sürüşü de bu arabaya çok yakışıyor be abi. O Forza ton illa çıkacak her videoda zaten ya. İlla baltalayacak yani bizi. Oğlum tamam hadi çekil git.
Hiç gitmediğimiz yollardan gidiyoruz ha bu sefer. Güzel, güzel arabanın kontroller falan çok tatlı abi. Bayağı gerçekçi olmuş bu. Bayağı bir roleplay kıvamında mümkün olduğunca az kaza yapmak suretiyle ilerlemeye çalışıyorum. Böyle zaten daha zevkli oluyor abi. Psikopat makaslar! Vallahi trafiği perişan ettik ha. Baksana aga, çok çılgın makaslar var. Bu bölümde çok çılgın makaslar var. Başlığı da öyle atalım. Bence akşam vakti bir sahil turu atmadan bu işi bitirmeyelim abi. Karanlıkta yılan gibi bir kobra yılanı deniz kenarında sahil turu atıyoruz abi. Yalnız arkadaşlar net söylüyorum, biliyorsunuz her zaman yorumumu yaparım. Ben bu arabaya bayıldım abi. Mustang'in bazı diğer modellerinde oyundaki biliyorsunuz 1600-1700 beygirlere çıkan Mustang'lar var. Onlar çok aşırı güçlü oluyordu ama bu araçtaki 1175 beygir üzerindeki stok motor ve modifiye ettikten sonra bence çok tatlı bir güç eğrisi olmuş. Aynı zamanda vites geçişleri olsun, yol tutuşu olsun, bayıldım abi araba, bayıldım yani. Gerçekten çok sevdim. Çok iyi abi, yani tamamen beklenir bir yol tutuş var, yani ne yapacağını tahmin ediyorsun abi arabanın. O tarz arabaları seviyorum oyunda, biliyorsunuz. Yalnız bayağı zifiri karanlık ha. Yapar mıyız? Oğlum bu ne ya? Hayret bir şey ya. Forzaton'a soktu bizi. Kızdım abi Forzaton'dan Horizon Tekli'ye döndüm ben de. İlla bir baltalama gerçekleştirecek ya. Oğlum bu son güncellemelerle mi bu kadar böyle zifiri karanlık yapmışlar buraları? Gerçekten gözükmüyor bir şey ya. Bayağı kör gibi gidiyoruz ha. Uuu. Aga bak tekrar ediyorum. Bu bölümde gerçekten çılgın makaslar var. Çılgın makaslar var. Kabul et. Evet arkadaşlar. Kapanışı karanlıkta yapmak istemedim. O yüzden sağa çekip gündüz olmasını bekledim ki abi bu canavarı bu efsane rengiyle, biliyorsunuz kapanışta her zaman bir alıcı gözüyle tekrar baktığımız için, görelim istediğim için bunu yaptım ve bence siz de daha memnun olmuşsunuzdur. Çünkü karanlık inanılmaz karanlıktı ya, bildiğin zifiri karanlık, göz gözü görmüyordu yani. O yüzden bu canavarın hakkını verelim aga. Hakkını verelim. Abi ses çok iyi ama ya. Şöyle bir tane geri alalım. Evet arkadaşlar, GT500'ü yakın zamanda almıştık ve bunu zaten modifiye etmenin fırsatını kolluyordum. Son zamanlarda Epic Games'in verdiği oyunları tabii ki de paylaştığımız için orada öyle bir süre geçmiş oldu ama kaçar mı? Kaldıran adamdan tabii ki de kaçmaz ve ben arabadan inanılmaz memnun kaldım. Çok güzel oldu abi. Yani şuna bakar mısın aga ya? Rengiyle,
tipiyle, gidişiyle, sesiyle muhteşem bir şey abi bu. Yani eğer sezonluk görevlerden veya herhangi bir şekilde kaçırdıysanız müzayede evinden kovalayın derim. Bence çok memnun kalırsınız bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.